Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Arapça dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi 22'den fazla ülke bugün Arap dilini kullanmakta ve resmi dil olarak kabul etmektedir. Yani bu demek ki çok geniş bir coğrafyada Arapça kullanılmaktadır. Bildiğiniz gibi Hami-Sami dil ailesine mensup olan bu dil kendine ait bir alfabe içermektedir. Ve tabii bu alfabenin de kendine ait bir sesi vardır. Bugün işte bu alfabenin nasıl yazıldığını ve nasıl seslendirildiğini hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz alfabemizi yazmakla işe başlayalım. İlk harfimiz Elif. Bu bir düz çizgi değildir. Hafif bombeli bir çizgidir. Yani şurada gördüğünüz gibi Elif'i yazarken biraz bombe katacağım. İkinci harfimiz B. Gördüğünüz gibi çizginin biraz altından çanağımı kapattım. T. Üçüncü harfimiz T. Bildiğimiz, Türkçe'de kullandığımız T. F. Peltek bir ses. Türkçe'de kullanmadığımız bir ses. F. Dişlerimizin arasından çıkarttığımız bir ses. Tekrar edelim. Elif, B, T, F. Cim. Ha. Bu sesi de Türkçe'de kullanmıyoruz. Ha. Ha. Boğazımızın arka kısmından gelen bir ses. Yine bu ses de Türkçemizde yok. Hı. Hı. O zaman en baştan tekrar edelim. Elif, B, T, F, Cim, Ha, Hı, Del, Vel. İşte bu ses de Türkçemizde yok. Vel, Vel. Bu da peltek Z. R, Z. İşte Türkçemizde olan Z bu. Bildiğimiz Z harfi. Elif, B, T, F, Cim, Ha, Hı, Del, Vel, R, Z. Sin, Türkçemizde olan bir ses. Üç noktalısı, Şın. Sad, Türkçemizde olmayan bir S harfi, kalın, sad, sad. Evet, bu gerçekten zor telaffuz edilen bir harf. Yan azı dişlerden çıkan bir ses, dad, dad, sad, dad. T, Z. Yine bunlar da kalın sesler. T, Z. Bu da Türkçemizde olmayan bir ses. Ayn, ayn. Boğazımızın gerisinden çıkan bir A sesi. A. Türkçedeki yumuşak G sesine benzeyebilir. Gayın, gayın. F. F, Türkçedeki F sesi. Kaf. K.
Kaf yine Türkçemizde olmayan bir ses. Kef Türkçedeki bir ses. Lam. Mim. Nun. Nun Türkçemizde olan bir ses. Vav Türkçemizde olan bir ses. He. Lam elif. Lam ve elif harfinin birleşiminden oluşuyor. Ve son harfimiz ye. Evet, alfabemize şöyle bir bakalım. Hangi sesler var? Hep beraber tekrar edelim. Elif, B, T, F, Cim, Ha, H, Del, Zel, R, Z, Sin, Şın, Sab, Dad, T, Z, Ayn, Gayn, F, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam Elif, Ye. Evet, şimdi siz bu dersi kendiniz tekrarlayın. Bu sesleri kendi kendinize çıkartmaya çalışın. Şöyle baktığımızda genel tabloya birbirine benzeyen hangi şekilleri görüyorsunuz? Şu üçü, değil mi? Birbirine benziyor. Yine şekil olarak bu harflerimiz de birbirine benziyor. Gördüğünüz gibi bunlarda da bir benzerlik var. Bunları yazarken karıştırmamak için del ve peltek vel sesi daha 90 dereceye yakın, biraz daha küçük bir açıda yazılırken r ve z harfleri daha açık bir açıda, değil mi? Şurada şöyle yaparsak şunu biraz daha büyük, yani 90 dereceden büyük açılarla yazmamız gerektiğini görüyorsunuz. Sin, şın, tamam. Bunlar da yine sin, şın ve şöyle diyelim, saddatla bunları birleştirelim. Değil mi? Çanaklı dört tane ses. Birbirine benziyor. Tızı aynı şekilde. Ayn, gayın, fe, kaf, keflam birbirine benziyor. Dolayısıyla hatırlamak istersek bu benzerlikleri de kullanabiliriz. Farkı yaratan noktalama sistemi. Değil mi? Bu sadece Elif'in şeklini göstermek için.